Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karaylı TTT Geometri Kampı'nın 26. haftasının ikinci videosundayız. Yani ÖSYM ve benzeri testlerden test çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 235 ve 236'yı çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda eksenler saat yönünün tersinde 30 derece döndürülmüş. Buna göre diyor buradaki nokta diyor yeni eksenlerde koordinatları nedir diye soruluyor. Yani yeni koordinatlardaki durumu soruluyor. Yani biz ne yapacağız? Şu eksenlere olan uzaklarını bulacağız arkadaşlar. Şu ve şu uzaklıkları bulunca olay bitecek. Tabi bunlar dik oluyor değil mi? Şimdi burası 30 derece ise burası 60 yapar. Tamamı 90 olduğundan burası da 30 yaptı. Çünkü x ekseni 90 derece kesişiyor. Burası da 60 yaptı burası da 30 oldu. Şimdi burada verilen bilgilere bakalım. 30'un karşısı burada 1 verilmiş 60'ı karşısı kök 3 yapar. 90'ın karşısı da kaç yapar? 2 yapar. E sonra şu uzunluk belli mi? Belli. Bak dikkat et. Şu uzunluk 3 kök değil mi? Evet. Dikdörtgenden dolayı burası da 3 kök 3 yani buraya 2 kök 3 kaldı. E 30 ise ters açıdan 30 burası. 90'ın karşısı 2 kök 30'un karşısı kök 3 yapar. 60'ın karşısında da kök 3'ü kök 3 katından dolayı 3 yapar. E şimdi bu noktanın x ekseninde gösterdiği sayısal değer kök 3 birim sağında oluyor. Yani kök 3'e kaç birim yukarısında oluyor? Hop şöyle bakacak olursak 5 birim yukarısında oluyor. Yeni noktanın koordinatları kök 3'e 5 yapmış oluyor. Dolayısıyla birinci soru C han oldu. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde verilen ABCD dikdörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. Öncelikle buradaki noktanın napsı 6 verilmiş. Ya buradaki nokta şöyle dik ya. Buranın napsı 6 demek değil midir? Evet. X yerine 6 koyarsam eğer 30 bölü 2'den Y'si kaç çıkar? 15 çıkar. Evet Y'ye geldik. Buraya 15 yaptı. E hocam şöyle geldiğimiz anda D noktasının ordinatı 15. D noktasında ordinat yerine 15 koyarsak X kaç çıkar o zaman? O zaman 5 çıkar. Evet bunun da apsisi 5 çıktı. E bizden dikdörtgen çevresi isteniyor. 5 ile 6 arasındaki uzunluk 1 bir birim. Hocam şurası da 15 birimdi zaten 15. Yani burası da 15 burası da 15 yapar. E bunun çevresi isteniyor bizden. 15 1 15 1 toplamı isteniyor. Topladığımız anda kaç yapar? 32 yapar. Yani ikinci soru akçay olur. Geldik üçüncü soruya. Dik üçgen biçimindeki bir karton dik koordinat düzlemine şekildeki gibi 3 farklı şekilde konulmuş. Evet dik üçgen şeklindeki bir karton. Bu şekilde konulmuş. Kartonun kenarları kaç yapıyor? Şuraya bakacak olursak kök 5'e 2 kök 5 burası. Ee, bu şekilde konulmuş. Sonra bu karton dik koordinat düzleminde kalacak şekilde. Burası da 2 kök 5'e, kök 5 olmuş. Evet şöyle geldiğimiz zaman gerçekten öyle. Burası 2 kök 5 birim, burası da kök 5. E, burası da kök 5, burası da 2 kök 5 olduğuna göre şurası dik olacak yani. Burası 90 derece şunlardır. Hepsinde bir dikdörtgen oluşturma oluştu. Bu karton koordinat düzleminde kalacak biçimde orijin etrafında 360 derece döndürülüyor. Evet ben bunu orijin etrafında 360 derece döndürürsem ne ile karşılaşacağım? Buna göre kartonun taradığı alanlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Arkadaş şimdi şunu döndürelim mi? Buradaki bu, bu nokta bu şekilde. Burası kök 5 birim. Sen bunu böyle 360 derece döndürdüğün zaman hop böyle bir dairesel hareket yapacak. Buraya kadar da tarayacak mı? Tarayacak. Buradaki noktalar da tarayacak böyle. Yani şöyle bir dairesel hareket yapıyor bu. E, hatta içindeki nokta da aynı şekilde dairesel nokta. Bak buradaki içindeki nokta da aynı şekilde dairesel nokta yapıyor. Yani bu tamam. Bu böyle taradığı zaman şuraya kadar ki taradığı zaman şöyle bir dairesel bir şey tarıyor. Peki hocam şunu şöyle yapsak nasıl olur? Bunu böyle yaptığımız anda bu da böyle dairesel tarayacak. E o zaman bunun taraması da şöyle bir dairesel oluyor. Yani toplam hepsini böyle taramış olmuyor mu zaten? Sadece bu doğru. Hepsini taramış olmuyor mu? Oluyor. Yani yarı çapı 2 kök 5 olan bir daire yapmış oluyor arkadaşlar. Şuradaki içi de dolu olduğu için şuradaki kısımlarda dolu olduğu için bu dolu kısım böyle tarayacak. Bak burası dolu. Şöyle gördün mü? Dolu. Dolu olduğu için burayı da içeriği de her yeri böyle taramış oluyor arkadaşlar burası. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Evet devam edelim şimdi. Bunu bulduk. Şuna gelelim. Hocam bunun taraması nasıl olacak? Bunun taraması da şu şekilde olacak. Hocam bu şekilde tarayacak böyle değil mi? En fazla uzunluk bu. Tamam bu da böyle tararken daire oluşturuyor. Eyvallah. Şu da böyle tararken böyle daire oluşturuyor. Ama en fazla uzunluk bu ya. Bu da böyle tararken böyle bir daire oluşturacak. Yani bu sefer nasıl bir daire oluşturuyor arkadaşlar? Hop şöyle bir daire oluşturacak. Yani yarı çapı kaç oluyor burada? Bu kök 5, 2 kök 5, kök 5 katı 5. Yarı çapı 5 olan bir daire oluşturmuş oluyor. Bu komple içini taramış oluyor. Peki şimdi ben bunu orijin etrafında döndüreceğim. Bak dikkat. Orijin etrafında döndürürken ben bu şekli döndüreceğim. Bu şekli döndürürken hocam bunu nasıl döndüreceğim? Şurada boşluk olan kısım var. E o zaman boşluğu döndürürsem burada da zaten M'ye kadar üçgeni döndürürken O'ya oy en fazla uzaklık noktası burası değil mi? Evet. Yani yarıçapı şöyle 5 olan bir daire yapacak mı bu? Yapacak. Tamam. Bu aklımıza kalsın. Şuradaki M noktasını ve içindeki noktaları şöyle döndürürken zaten bak içindeki nokta için de aynı şekilde. M'nin içindeki nokta da dönerken böyle yapıyor. Bu da böyle yapıyor. E bu da böyle yapıyor. Ama burada bir boşluk oluşacak. Buradaki boşluğa dikkat. O zaman ben burada o boşluğu nasıl bulmak zorundayım? Şurada da mesela yarı çap bu olan böyle bir daire şey dönmüş oluyor. E buradaki boşluk nasıl olacak arkadaşlar? Buradaki boşluk şu şekilde olmak zorunda. Bunun o noktasının bu doğruya en kısa uzaklığını bulursam eğer o boşluk işte buradaki boşluk kadar olacak şöyle dönüşte. O zaman burada oluşan şekilin taradığı alan ne olacak? Şöyle bir daire. Yarı çap kaç olacak? Hocam burası zaten şöyle baktığım zaman kök 5. 2 kök 5 5 yarı çapı 5 olandan neyi çıkartacağım? Yarı çapı bu olanı çıkartacağım. Yani bu da böyle dönüş yaparken şöyle bir boşluk oluşturmayacak burada? Evet bu seferki üçgenin taradığı yer burası olmuş oluyor. Bunu bulmaya çalışacağım. Yani nerede bulayım onu da yukarıdaki işlemle bulayım. Şöyle bir dik üçgen var elimde. Burası kök 5 bak dikkat et kök 5 2 kök 5 2 kök 5 ve ben şuradaki yüksekliği bulmaya çalışacağım. Öklit bağıntısından yapabiliriz ve Pisagor bağıntısından burası 5 mi çıktı? Evet. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı. Şimdi ben kısa yoldan yapayım. Alfabetadan da yapabilirim de şeyden de yapabilirim. Öklitten de yapabilirim fark etmez. Ee, neyse öklitten yapayım. Şuraya A dersem e, kök 5'in karesi 5 eşittir A çarpı tamamı. A çarpı 5'ten A'yı buradan 1 buluruz. A 1. 1 kök 5. 1 2 kök 5'ten 2 yaptı. Yani bak burası 2 yaptı. Heh. O zaman bunun oluşturduğu dairenin alanı belli. Birincisinin oluşturduğu dairenin alanı pi r kare 2 kök 5'in karesi 20. Pi 2 kök 5'in karesi yani 20 pi yaptı. Evet. K'yı 20, 20 pi, 20 pi bulduk. K 20 pi çıktı. Oluşturdu. Dönerken oluşturdu. Alır. Şuna bakalım. Yarı çap 5 ya. Pi r kare yani 25 pi yaptı öbürü de. Öbürüne bakalım. Yarı çap 5'ten yarı çap 2'ye çıkartacağım. Bu da ne yapıyor o zaman? Pi r kare eksi pi r kare. Yani 25'ten 4 çıkınca 21 pi yaptı. M 21 pi yaptı. Arkadaşlar küçükten bir doğru. En küçüğü K sonra M sonra L yapıyor. Yani K, M, L şeklinde bulmuş olduk. Güzel bir soru. Dikkat edin. Yine buna benzer bir soruyu ÖSYM sizin karşınıza çıkarabilir. Evet üçüncü soru Akça yaptı. Burada dikkat et. Şunu bir daha hatırlatayım. Hocam burada kısımlar dolu olduğu için hep burası dolu olacak. Bak şuradaki L dönerken L dönerken şöyle dolduk. Ya da şurada dönerken buradakilerde hep bak boşluk olmayacak. A burada beyaz kısımda bir boşluk oluşacak. Beyaz kısımda boşlukta şuradaki yükseklik kadar yapıyor. Ee, bu noktanın bu doğruya en kısa uzaklığı. Niye en kısasını yaptım? Bundan daha kısa uzaklık yok. İşte burası boşluk oluşturuyor böyle. Ee, burası daha uzun oluyor. Daha uzun olduğu zaman da şöyle dairenin içinde kalıyor bak buradası. Dönmede. Dikkat et buna tamam mı? Evet güzel bir soru gerçekten hoş bir soru. Üçüncü soruyu Akçay bulduk. Geldik dördüncü soruya. Dik koordinat sisteminde düzleminde y eşittir ax doğrusunun o x ekseni doğrusunda 2 birim sola. Evet. Bu doğrusunun da y ekseni doğrusunda 11 birim yukarı ötelenmesiyle elde edilen doğrular eksi 1'e 3 noktasında kesişiyor. Evet bundan ötelenmiş halini bulalım arkadaşlar. Şimdi ötelemede ne yapıyoruz biliyor musunuz? Normalde sola ötelemede ne oluyor? Apsi 2 azalıyor ya. Ötelenmiş halindeki doğruyu yazarken sola ötelediğin zaman apsine 2 ekleyeceksin ya. Ters mantığını düşün. X yerine X artı 2 yazacaksın sadece. Yaz X artı 2. O zaman Y ne olacak? A çarpı X artı 2 ne olacak? Yani Y eşittir AX artı 2A oldu. Evet. 2 birim sola ötelenmiş halindeki doğrunun denklemi bu arkadaşlar. Daha farklı bir şekilde de bulabilirsiniz de. Bu şekilde ötelenmesini de bilin. Matematikte de gördünüz zaten bunu. 2 birim sola dediği zaman absiden 2 çıkartacakmışız gibi geliyor ama tam ters mantığı. Tamam Peki Y eksen doğrultusunda 10 birim yukarı 10 birim yukarı. Ordinatını 10 ekleyecekmişiz gibi oluyor ama tam tersi Y yerine de ne yazacaksın? Y 10 yazacaksın. Y yerine de Y 10 yazarsa eğer Y 10 eşittir 2BX artı A yapar. Hatta burada da Y ne eşit oldu? 2BX artı A artı 10'a eşit oldu. Şimdi bu doğrular ne oluyormuş? Elimizde ötelenmiş halindeki doğruları bulduk arkadaşlar. İşte ötelenmiş doğruları da bu şekilde buluyoruz. Bunu da unutma. Hatta bir örnek göstereyim ben sana. 3X artı 2Y artı 5 X ekseninde 2 sağa Y ekseninde 3 y ekseninde 3 aşağı mesela. Bu sağ dediği zaman x artı 2 değil de x yerine x eksi 2 yazacaksın böyle. E, aşağı dediği zaman da y yerine y eksi 3 değil de y artı 3 yazacaksın. İşte ötelenmiş halindeki doğru bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet o zaman burada devam edelim şimdi. Ötelenmesiyle elde edilen doğrular bu noktada kesiyor. Arkadaşlar bu noktada kesiyor ya bu doğru ile bu doğru. Bu doğrunun kesim noktasını mı bulalım? Hayır bu doğruların kesim noktasından bahsediyor. Yani bu ne demek? Buradaki nokta bak eksi 1'e 3 noktası burası. Eksi 1'e 3 noktası hem bu doğrunun üstünde hem de bu doğrunun üstünde. O zaman her iki denkliğimi de sağlamak zorunda değil mi? Evet. Yaz x yerine eksi 1, y yerine 3 yaz. Yazdım. 3 eşittir. x yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi a artı 2a'dan a'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Çok güzel. a'yı 3 bulduk buradan. Sonra eksi 1'e 3 bu noktayı da sağlar. O zaman x yerine eksi 1 yazıyorum. y yerine 3 yazıyorum. y yerine 3 yazdığımda eee 2B x yani eksi 1 x yerine eksi 1 yazıyorum. A'yı da zaten yukarıda 3 bulmuştuk. Artı 3 artı 10'a eşittir. E buradan da B değeri kaç gelecek? Şöyle şöyle atacak olursak 2B eşittir ondan B'yi de kaç buluruz? 5 buluruz. Şimdi bizden A çarpı B isteniyor. A 3 B de 5 cevap ne yapar? 15 yapar. Yani cevap Denizli yaptı 4. soruda. Geldik 5. soruya. Y eşittir 6 ve Y eşittir 8 doğrularının x kare artı y kare eşittir 100 çemberiyle kestikleri noktaları köşe kabul eden bir dörtgen oluşturuluyor. Evet. Analitik düzlem çizelim. Özel doğrular var çünkü şöyle. Y eşittir 6 ve Y eşittir 8 doğrularını çizelim. Arkadaşım. Y eşittir 6 doğrusu bu. Şöyle çizeyim. Y eşittir 6 doğrusu bu. Y eşittir 8 doğrusu da bu. Şimdi burası ne noktası? 6 noktası. Burası ne noktası? 8 noktası. Çemberimiz de burası. Bu çemberde de merkezimiz kaça kaç? 0'a 0. Yarı çapı 10. Yarı çapı 10 olacak. Yarı çapı 10 olacağı için Çemberin deklemi de çemberin şekli de şu şekilde olmayacak mı? Evet. İşte şekli çizdik. Bize diyor ki bu doğrular arasında kalan ve bak ne diyor? Bu doğrularla bu çemberin kestiği noktalardan bir dörtgen oluşturuluyormuş. Oluşturulan o dörtgen şurası değil mi arkadaşlar? Evet. Bu dörtgenden bahsediyoruz. İşte bu dörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi çemberdeki en etkili silahımız nedir? yarıçap. Hocam bunlar x eksenine paralel olduğu için burası 90 burası da 90. E merkez kiriş çektik. iki eşit parçaya böldüm. merkez kiriş çektik. Burada da iki eşit parçaya bölmüş oldu burayı. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarıçap. Hocam bu yarıçapı çizince burası 10 olduğundan dolayı 6 10. Ne üçgeni 6 8 10 üçgenden burayı 8 buluruz. Dolayısıyla burası da 8. Hocam öbüründe de en etkili silahımız yarı çap. Al sana yarıçap. E 8 burası 10 burasıysa burası da 6 çıktı. Aa, burası da 6. Bak şuradaki yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Yani kaç yaptı? 16 artı 12. 28. Çarp yükseklik. Yükseklik de zaten 2 yapar. Ee, çarp yükseklik bölü 2 bana alanı verecektir. Bölü 2'ler gitti. Cevap da kaç yapar? 28 yapar. Güzel bir soru. Yine çıkmaya aday bir soru. 5. soru akçay oldu. Geldik 6. soruya. Dik koordinat düzleminde ABC noktalarını köşeleri ABC noktaları olan ABC üçgenin AC kenarına ait kenar ortay doğrusu çiziliyor. Hemen rastgele soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz. ABC üçgeni çiziyorum. A, B ve C'yi çizdik. Sonra A noktası belli. 1'e 4. B noktası belli. Eksi 7'ye 5. Sonra C noktası da belli. Eksi 19'a 10. İşte AC A, kenarına ait ne çiziliyormuş? Kenar ortay doğrusu çiziliyormuş. Kenar ortay doğrusunu çizince kenar ortay doğrusunun eksenleri kestiği noktaların koordinatları toplamı nedir? Ben bu doğrunun eksenleri kestiği yeri bulmak için ne yapmam lazım? Denklemini yazmam lazım. Hocam denklem için kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Nokta var mı bu doğru üstünde? Var. Hocam buradaki nokta. Eğim var mı? Yok şimdilik. Ama bak bu orta nokta ya. Şu toplamlarının yarısı. Eksi 18 bölü 2'den eksi 9'a. 4 artı 10. 14 bölü 2 7 yapar. E burada iki noktası var. O zaman bunun eğimi çıkar buradan. Bunun eğimi nedir? Y'ler farkı. 2 bölü x'ler farkı. Eksi 9 eksi eksi 7 yani artı 7. Eksi 2 mi yaptı burası? Evet. Bunun da eğimi eksi 1 yaptı. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Nasıl yazılıyordu? M çarpı x eksi x 0 eşittir. Y eksi y 0'dan yazılıyordu. M dediğimiz eksi 1. Eksi 1 çarpı x eksi noktadaki x. Yani x eksi eksi 7. Yani x artı 7 eşittir. Y eksi noktadaki y 5. Buradan eksi x artı eksi x eksi 7 eşittir. Y eksi 5 yapar. Yani denkleme hepsini öbür tarafa atarsak 0 eşittir x artı y artı 2 mi yaptı? Evet. Yani x artı y artı 2 eşit 0 yaptı. Şimdi bize diyor ki kenar ortaya doğrusunun eksenleri kestiği noktalarının koordinatları toplamı isteniyor bizden. Peki bulalım bakalım. Arkadaşlar burada x yerine 0 yazsak y'si kaç gelir? Eksi 2 mi gelir? Evet. Y yerine 0 yazsak x'i kaç gelir? O da eksi 2 gelir. Şimdi x eksenini nerede kesiyor? Arkadaşım x ekseni nerede kesiyor? 2'de kesiyor. Y ekseni nerede kesiyor? Onu da 2'de kesiyor. İşte bunların koordinatları toplam isteniyor. Aslında burası eksi 2'ye 0. Burası da 0'a 2 ya. Koordinatları toplamı isteniyor. Şu ikisi 2 bu ikisi de eksi 2. Eksi 2 ile eksi 2'nin toplamı da kaç yapar o zaman? 4 yapar. Yani cevap e Edremit yaptı 6. soruda. Geldik 7. soruya. Dik koordinat düzleminde verilen şekildeki ABCD paralel kenarın C köşesi x80 üzerinde olup paralel kenarın iki kenarı Y eksenine paraleldir. Evet bunlar y eksenine paralel. Madem y eksenine paralel burası dik mi olacak? Evet. Şunda da şu paralel olduğu için yönde burası da 90 derece oldu. A hocam burası 1'e 4 olduğu için 90 olduğundan 1 yaptı. Hop şöyle geldiğinde eksi 4 noktası yaptı. Yani uzunluk olarak burası da ne yaptı? 4 yaptı. Peki devam edelim. CD doğrusunun denklemi. CD doğrusunun denklemi verilmiş bana. Hemen x eksenini kestiği yeri bulalım arkadaşlar. Çünkü x eksenini kestiği yer gösteriliyor burada. Arkadaş y yerine 0 yazacak olursam x'i kaç yaptı? Evet y eşittir 0 için x'i 7 olarak bulduk. x noktası 7'ye 0 noktası çıktı. E burası bir birim tamamı 7 birimse buraya kaç kaldı 6 mı kaldı? Evet şuraya 6 bulduk. E buna göre para alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E biz burada ne yapacağız şimdi? Bir hamle yapmamız lazım. Para alanı için. Burada taban mevcut mu arkadaşlar? Mevcut. Allah Allah. Taban mevcut değil. Tabana ait yükseklik mevcut. E ne yapacağız arkadaşlar burada? Bir şey yapmalı ne yapalım? Şu doğruyu tam olarak kullanamadık galiba. Bu doğruyu kullanalım. Bu doğrunun adı verilmiş bize. Bir doğru verilince zaten analitik geometride eğim bizim için önemli oluyordu değil mi? Eğimi nedir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 değil mi? Evet. Ha, x eksenine yaptığı açı. Bak sola yatık zaten negatif olması da mantıklı. E, tamam. E, burada kaçın tanjantı 1 bölü 3 yapacak. E, eksi hocam sola yatıktan geliyor. Yani bunun tanjantı. Buraya alfa diyecek olursam. Tanjant alfa a bölü 6. O da neye eşit olacak? 1 bölü 3'e eşit olacak. O zaman A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. A 2 çıktı. Şimdi o zaman taban belli. Yükseklik belli. Alan da belli mi? Belli. Tabanımız 6 çarpı yüksekliğimiz 6. 6 çarpı 6 bize alanı verir. Yani cevap denizli çıkar. 7. soruda. Güzel bir soru. Geldik 8. soruya. Dik koordinat düzleminde iki köşesi K ve L noktalarında bulunan bir dikdörtgenin kenarları eksenlere paraleldir. Evet kenarları eksenlere paralel olmasını kullanacağız. Ve dikdörtgenin köşegeni KL'ye doğrusu üzerinde olduğuna göre alanı nedir diye soruluyor. Analitik düzlem çizeceğiz çünkü eksenlere paralelikten bahsediyor. Bir noktamız kaça kaç? K noktası. Eksi 8'e 2. Buralarda bir yerlerde arkadaşlar. Şöyle. Eksi 8'e 2 noktası. K noktası. Öbür noktamız da eksi 3'e 1. Eksi 3'e 1 de burada mı? Evet. Eksi 3'e 1 de burada. Şimdi bize diyor ki köşegeni KL diyor. Köşegenimiz KL ise bir kenarı bu şekilde olamaz zaten arkadaşlar. Şimdi bir de ne diyordu? Eksenlere paralel oluyordu kenarları. O zaman eksenlere paralel böyle bir dikdörtgen çizecek olursak köşegeni de şu olacak şekilde dikdörtgenimiz bu oldu arkadaşlar. İşte bizden bu dikdörtgenin alanı isteniyor. E hocam şurası eksi 8 ya dikdörtgen ya eksenlerde paralel ya burası da 90'dır. Yani burada uzunluk 8 birimdir. Burada uzunluk 3 birimdir. Toplam şu uzunluk 11 yapar. Ordinatı burada 1 yaptı. E hocam burada da 2 yaptı. Şöyle burası da kaç birim yaptı? 3 birim yaptı. Evet. E bizden ne isteniyor? Dikdörtgenin alanı 3 çarpı 11 yani 33 yapar cevap. Cevap edremit yaptı 8. soruda. Geldik 9'a. Evet şimdi C noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. C noktası buradaki nokta isteniyor. Ya buradaki noktayı bulmak için ne yapmam lazım? Eksenleri olan uzaklarını bulmam lazım. Yani şu dik uzaklık şurayı ve burayı bulmam lazım değil mi? Ya da buradaki noktayı bulmam lazım. Ne yapacağım burada arkadaşlar? Buradaki şeyi kullanalım bakalım. Ee, burayı 18 vermiş. Şimdi bunun eğimine bakacak olursak arkadaşlar doğrunun eğimi bizim için önemli oluyor değil mi? Bunun eğimi y eşittir 18 ya da y, y eşittir 18 x ya eğime de girmeden de yapabiliriz. Buradaki y değeri 18 mi? Evet y yerine 18 yazarsak x kaç çıkar? 1 çıkar. Evet burası 1 çıktı. Yani buradaki nokta ne oldu arkadaşlar? 1'e kaç? 18 noktası yaptı. Tamam. E sonra ne yapacağım? Buradaki noktanın bu doğruya en yakın olduğu yer soruluyor. Vay vay vay. 1'e 18'in bu doğruya en yakın olduğu yer. E ben buraya x virgül y noktası diyecek olursam gençler. E, burada aynı cinsten yazalım. 2 i̇ki doğru dik kesiyor. Aklımıza eğim gelmez mi? Gelir. Bunun eğimi nedir? 2 bölü 3 ise. o zaman bunun eğimi ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 bölü 2 olmayacak mı? Ters çevirip eksiyle çarpmış. Evet bunun eğimi eksi 3 bölü 2. Ben buradaki noktaya da x virgül y dedim ya aynı cinsten yazalım. Y ya x'li yazalım ya y'li yazalım. Zaten y eşittir 2x bölü 3 verilmiş. E o zaman burada y yerine 2x bölü 3 yazalım. Yani buradaki noktamız x virgül 2x bölü 3 mi yaptı? Evet. Şimdi bunun eğimi de var. Bak şu doğrunun eğimi de var. İki nokta da var burada. Bir nokta burada. Bir nokta burada. E, Y'ler farkı. Yani 2x bölü 3 eksi 18. Y'ler farkı. Bölü x'ler farkı. Bölü x eksi 1 eşittir. Ne yapmak zorunda? Eksi 3 bölü 2 yapmak zorunda. Değil mi? Evet. E, o zaman işler işler yapalım bakalım şöyle. Buradan ne geliyor? 2 ile burayı çarptığımız zaman 4x bölü 3 eksi 36 eşittir. 3 de buraya çarpıyorum. Eksi 3 ile eksi 3x artı 3 yapar. Sonra bunu buraya attık. 3x yaptı. 4x bölü 3 artı 3x. Ee, öb, öb, bunu da öbür tarafa atınca 39 yapar. Değil mi? 36 eksi 36 artı 36 diye geçer. E buradan 3 kere 3 9. 13x bölü 2. 13x, 13x bölü 3 eşittir. 39 olduğundan dolayı şunlar sadeleşti. 3 kaldı. 3 kere de 3. 9 yaptı. Evet. X'i böylelikle kaç bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. C noktasının koordinatları toplamı isteniyor. O zaman X'i 9 bulduysak 9 virgül. X yerine 9 yazarsak 18 bölü 3'ten 6 çıkar burası. E 9 virgül 6'da bizden ne isteniyor? Koordinatlar toplamı. 9 artı 6'dan cevap kaç çıkacaktır? 15 çıkacaktır. Yani 9. soruyu böylelikle balıkesir bulduk. Bu da Güzel bir soru arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Analitik düzlemde O noktası orijin ve K N'ye 1 olmak üzere OK doğrusunun eğim açısı 10 derece. Aa bak O noktası 0'a 0 ya. Şimdi ben eğimden bahsettiği için hemen Y'ler farkı böyle X'ler farkı yapacaktım ama 10 dereceden bahsetmiş. Demek ki şekil çizeceğim. Hadi bakalım şekli çizelim. Şöyle bir analitik düzlem çizelim kardeşim. Evet N'ye 1 belirleyelim. Hocam şöyle bir N'ye 1 var. K noktası N'ye 1 burada eğim açısı da 10 derece demiş. Yani şöyle bir 10 derecelik bir durum var burada. Peki 10 derece de burası olsun. E sonra ne yapacağız? Burada demiş gibi de K noktasının y eşittir işte, nx doğrusuna göre simetriye alındığında e, y eşittir işte, nx doğrusu orijinden geçmeyecek mi arkadaşım? Evet. Orijinden geçen bir doğruya göre simetriğini aldığımızda K noktasının şuna göre simetriğini aldığımızda şöyle bir şey mi yapacak? Evet. Simetriğini aldığın zaman buradaki nokta L noktasıymış. Dik olacak ve şunlar birbirine eşit olacak. OL doğrusunun nesi isteniliyor bizden? Eğimi isteniliyor. Tamam. Şunu eğim açısı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Şimdi bu y eşittir. Nx doğrusu boşu boşuna verilmemiştir. Bak dikkat et. Bunun eğimi nedir? Hocam eğimi n. E burada bir şey var mı? 10 dereceyi kullanmam lazım benim. Hocam bu dik tabanı keş parçaya böldü. Tamam bu bir ikizkenardır. Hatta bu bir açı ortaydır. Eyvallah. Burada da n'ye biri kullanmış. Burada da eğimi ne? Bunu da kullanacağım. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar dik çizecek olursam N'ye 1 ya burası ne? burası 1. Aa çok güzel. Şunu çizince çıktı. 10 90 ise burası nedir? 80. Hocam buradaki N'yi nasıl elde edebiliyoruz? Bak bu üçgende elde edebiliyoruz. N bölü 1. Ne? Tanjant 80 değil midir arkadaşlar? Bu tanjant 80'e eşittir. Yani dikkat et arkadaşım. Şöyle diyeyim. Tanjant 80 neye eşit arkadaşlar? Neye eşit? Şimdi buradaki n de tanjant alfaya eşit olacak ya. Hani bunun eğimi n ya. Tanjant alfaya eşit olacağı için buradaki açı değeri kaç olacak? 80 derece olacak. Mükemmel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Tekrar söyleyelim. Buradaki n'i ve buradaki n'i boşu boşuna kullanmamış. Şurada n'e bakacak olursam 80'in tanjantı n ya. E burada da tanjant alfa n ya. Yani alfa 80 olmak zorunda. Tamam 80 buraya kaç kaldı? 70. E hocam burası da 70 derece olacak o zaman. Bizden ne isteniyor? Bizden şu doğrunun neyim açısı isteniyor. Bu doğrunun neyim açısı da hop şurada kaç değil midir? Evet. Yani 80'i burada 70'i burada. 80 artı 70'ten 150 derece yapar. Cevap böylelikle akçay olur. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Lütfen bu soruya dikkat edin. Bu tür sorularda yapmaya alışkanlık gösterin. Özellikle bir noktada bir ne ya da bir de eğimde de böyle ne falan kullanılıyorsa o dik üçgenlere dikkat edin. Eğiminden büyük ihtimalle eğim açısını buldukturabilirler. durabilirler. ÖSYM daha önce buna benzer bir soru sormuş. Böyle bir soruyla yine karşılaşabilirsin. Çünkü analitikte tamamen sürprizlerle dolu. Ne yapacakları hiç belli olmuyor. O yüzden sen de buna dikkat et. Evet gençler böylelikle test 2'yi bitirdik mi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.